الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقرة سورة 120 آيات أستعيذ بالله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وسن يهود ونصراني لنين ملتك شريتك دينك إرجش جنينك كدر ولر هيتش كتان سندن راضي بوميدلر Aytgin ki ey Muhammed, elbette Allah'ın hidayeti budur hidayet. Ve eğer senge ilim kegenden kiyin hem ularının haşlarige irgesin, sen üçün Allah tarafından hiç kendi dost ve yardımcı yoktur. Suyuti'nin tefsirleri وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَرَ حَتَّ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ دِينَهُمْ Yahud ve Nasraniler hiç kaçan senden razı bu miydi? Ta ki ulanın milleti yani dini irgeç gününe kadar. Kul aytkin inne hudallahi ayal islam elbette Allah'ın hidayeti yani İslam huvel huda. Oşa İslam hidayettir. Ve ma'adahu dalalun İslam'dan başkası zalalettir. Ve le'in lamu qasamin le'in degi lam qasam lamıdır. Qasam ki deyipti Allah Ta'ala. Eğer ittaba'te huvahum Ulanın haşları yedigesin Elleti yed'unaka ileyha Yani seni Uzları davet kılıp durgen Çakır yap durgen havaları Haşları yedigesin Faradan yani farazan Peygamberimiz aleyhisselam Yahud ve Nasrani ve başka kafirlerinin Haşları yedigesliği mümkünmez Lekin farazan eğer yedigesedigen bu sen Ba'dellezi ca'ke minel ilim El vahiy Senge ilim kegenden kiyin Yani vahiy kegenden kiyin Minallahi Allah tarafından. Ma leke minallahi min valiyin yahfazuke. Onda Allah tarafından senin için seni saklaydıgan dost bu miydi? Ve la nasir yemna'uke minhu. Allah'ın azabından seni men kıladigan birata yardımcı hem bu miydi diyebdiler. Kengirah tafsirliğimiz ayetlerini birbirine bağlılığına karin. Kur'an'ı örgengen sariz, okigen sariz, tılavat kigen sariz. Tafsiri bilen tanışken sariz, Kur'an'ın kançali büyük kitablığı, kançali mükemmelliği, ayetlerini birbirine kançali güzel bir şekilde bağlangenliğini görüp, imani ziyade buladı, Kur'an'ı kançali uluh kitabikenliğinin şahidi güvahı buluruz. Bundan aldığı ayetlerde Allah Subhanehu ve Teala, Yahud ve Nasranilerden bizi ortamızdaki münazalarını çüntürdü. Ve ular kabul kılışmadı. Köpçülüğü özünü küfrü de ısrar kıldı. Şimdi ular ısrar kıyandan ki imanda kabul kılmasa bizim vazifemiz fakat yine davet kılışlığıydı. Onu çüntürgenden ki Allah'a deyipti ki şimdi ular senge mail etmedi mi? Senge maillik görsetmedi mi? Sen ularge maillik görsetme. Ular senge yakınlaşmaya durgen bilse sen ularge yakınlaşmayın. Ularının haşlarına ergeçmeyin. Ularını razı kılaman demeyin. Ve ularda razı buluşluğu, ular senden hursan buluşluğunu hiç hayalinge hem keltirmeyin. Çünkü valen terda. Ular hiç kaçan razı bulmayın. Halin len keliyat. Len harfi bilesler müstakbelinin nefisini tehkidi üçündür. Hiç kaçan ular senden razı bulmaydı. Yahudiler hem nasraniler hem Hiç kaçan senden razı olmayı. Ta ki hatta yani gaye koyuyordu ki Allah Ta'ala tettebi'a milletahum ularının milletine irgeç gününe kadar. Ularının yoluna irgeç gününe kadar. Ularının yoluna irgeç esen kim ular senden razı buladı. Bu mesela sen ularının bitti sözünü ikide sözünü kabul kılıçdikimle razı olmayıydı ular. İslam dini nihayette kim? İslam dini de kafirler Eğer teslim bulursa, cizye verse,
Biz ularda o salıya kop koyuyoruz. Lekin kafirler bizge o muamelanı kımıyordu. Ular dedi ki ya bizi yolumuzga kiresen deydi ya ki düşmensen deydi. Başka yolga razı bulmuyordu ular. Çünkü Allah Ta'ala bir tane seni zikir kılıyordu. Ular hiç geçen senden razı bulmuyordu. Ta ki ularının milletine ergeç gününe kadar. Ular ergeçesiz, ular da dinine kiresiz, ulardan bulasız. Ana onda sizden razı buluşadı. Mana bu Allah tarafından kaide-i külliyedir, kanundur. Kur'an'ın kanunu mana şu. Ey iman ahli, ey İslam ahli, siz hiç kaçan Yahud, Nasraniler ve başka kafirler ve ularının meleylerini, ularga hizmet kılıyaptırgen münafık hükümetlerini razı kılamandıp hareket kimin? Biz mesela hicabımızı sel özgerdirsek bizden razı bularken demeyin. Erkekler sakalını kesip yürüse razı buluşarken de buylemeyin. Namazlarını meçtike barmestan üyüde okusa razı bularken, resmi idarelerde okumasak razı bularken de buylemeyin. Yok. Ular ebeden razı bu miydi? Fakat ular tedricen, sizi sekin terbiye kılıyaptılar. Kulalan biledi ki bir tanege Müslümanca dininden kayıtsa kayıtmayayım ben deydi. Öldürsen öldür kelleme asayın o gün ben kayıtmayayım ben dinimden deydi. Şunu için sekin sekin terbiye kılışı yaptı. Hayalları sekin hicabını özgürtür yaptı. Mutlaka Romalı taşıyla deme yaptı. Sekin sekin Romalı taşıttıradı, hicabı taşıttıradı. Erkelerde hem sekin sekin meçitte okumayalar, resmi idarelerde okulmayalar, mekteplerde, üniversitelerde okumaylar, fabrikalarda okumaylar, üyelerinizde okuruyorlar dedi. Sekin sekin üyden hemen kıladı. Karabski bir günü Yahud ve Nasrani bu koyansız. O siz bilgen ya ki bilmegen halette. Yahud Nasrani bu siz kiin sizden razı buladı. Ya ki başka butperestler var, kemunistler var. Ular da diniye kiras, ulardan bulasız. Kiin ular sizden razı buladı. Bu mesela razı bu muydu? Ebeden razı bu muydu? Bunu bilip koyun. Hazır Müslümanlar bu Yahud Nasraniler ve ularının meleyleri bugün hükümetlerini razı kılamızdı. Onu taşa yaptı, bunu taşa yaptı, onu terkili yaptı. Dininden uzaklaşıp bari yaptı. Cerge karep gitti yaptı. Razı bu muydu ular? Ular elde uğradı. Şunu kısaları bu oldu. İndemi Mısırlar gediydi. Lekin yaşlap sizi maslaştırgenden ki kiyingi bir talebini koyardı. Allah'ta kanunu bu. Allah'ın kanunu özgârıştığı mümkünmez. Demek ki şimdi Yahud ve Nasraniler kimge karşı bulu yaptırgen bosa, kimge düşman bulu yaptırgen bosa, küfür hükümetler ve ulanın meleyleri kimge karşı küreşe yaptırgen bosa, bilin ki o şeyler hakiki mumullardır. Hakiki dindarlar o şeyler. Ular yemin hız tuhmetlerdi kılıp, ağzı yekiyen yaptı yapırı, bunlar terörist, bunlar Al-Qaida, bunlar Vahabi, bunlar Salafi, bunlar Hizbi, bunlar Tabliği, bunlar Mücahid, bunlar Halifeçi, bunlar İslami hükümet kuramende yaptı. Min hız tuhmetlerdi kılıp, dünyanın hemme yeride. Karin, bütün küfür hükümetler, bazı bir insanlara karşı küreşe yaptı, milletine karamestan, mezhebine karamestan, bilin ki o şeyler hakiki müminlerdir. Azı medya ularda kolda bu geleneği için bu TV'lerde, radyolarda, akbarat vasıtalarda ularda yamanlar karala geleneği işlenip git olmayın. Eğer ular yaman insan bu geleneği kafirler şunca pul sarıflar, şuncalik meşgul bulmasaydı ularla. Ular hakiki dindarlar bu geleneği için bütün işini yıkıştırıp koyup şunlar ben çoğullan yaptı kafirler. Şimdi Yahud Nasraniler bazılardan razı buluyup dururken bursa bazılarda işler beymeler namazlarınızı okuyorlar. Yürür ile sizlerle işimiz yok. Sizlerle biz yakışık göremiz. Hani de hem mesela de bu ise deyip durgen bu ise demek onlar nakıs Müslümanlar onlar. Onlarda nifak var. Onlarda fesat var. Onlarda fisk var. Onlar Yahud Nasraniler de yoludan keti yaptılar. Çünkü için razı buluyordu. Bu mesela Rabbimiz eti yaptı. Halukumuz eti yaptı ki Yahud ve Nasraniler senden hiç kaçan razı bulmaydı diyordu. Mana endi Yahud Nasroniylarning hükümetlerinde, ya ki ularning meleylerinin hükümetlerinde ishlab turgan olimlar, ularning kimligini bilib qo'yaring. Shunday hükümetke hizmet qilib turgan
dindorman deyap turgan, musulmonman deyap turganlarda kimligini bilib qo'yaring. Mana buni biz aytmayapmiz, buni Alloh taolo qonun qilib qo'yibdi. Ularning millatiga ergashmasang, abadan abadan ular sendan rozi bo'lmaydi deyapdi. Demak, o'sha olimlar yoki dindorlikni da'vo qilgan kishilar, o'zlaricha dinga mansub bo'lgan kishilar shu hukumatlarni rozi qilyaptiki, u hukumatlar uni o'zini qanotini tayiga olyapti, maosh beryapti, hurmat ehtirom qilyapti, TV'larga chiqaryapti, radiolarga chiqaryapti. Nimaga boshqa olimlarni yo'qotib tashlayapti? Ha, bularga yo'l ochib beryapti. Demakki rozi bo'lyapti ulardan. Nimaga rozi bo'lyapti? Alloh aytayaptiki, tattabi'a millatahum. Ularning millatiga ergashyapti. Ular xohlagandek harakat qilyapti. Ularning xohishlariga ergashyapti. Qul aytgin ey Muhammad alayhisalom. Hammaga aytgin, butun kofirlarga aytgin. Inna hudallohi huval huda. Albatta Allohning hidoyati, Allohning to'g'ri yo'li o'shadir to'g'ri yo'l. Allohning yo'lidan boshqa yo'llar hammasi botildir. Allohning yo'lidan boshqa yo'llar hammasi jahannam yo'li. Yahudiylar bizni aldashga harakat qilmasin. Nasroniylar aldashga harakat qilmasin. Kommunistlar, demokratlar aldashga harakat qilmasin. Majusiylar, butparastlar bizni aldashga harakat qilmasin. Bitta haq yo'l bor xolos. U ham bo'lsa Allohning yo'lidir. Undan boshqa yo'llar hammasi botil. Biz u yo'llarga moyil bo'lishimiz, kirishimiz, ergashishimiz mumkin emas. Joiz emas. Biz faqatgina Alloh yo'liga ergashamiz. Allohning yo'li esa Qur'on va hadisdir. Islom shariatidir. Mana endi Alloh taolo tahdid qilyapti. Agar senga ilm kelgandan keyin ham, qarang, minal ilm, ilmdan senga kelgandan keyin ham ularning xohishlariga ergashib ketsang, deyapti, qasam ichib aytyapti. Qasam ichamanki, deyapti. Agar ularning xohishlariga, qarang, ahvaun, havaun, ahvaun degani. Ularning havolariga, xohishlariga ergashib ketsang, deyapti. Senga Alloh tarafidan hech qanday do'st va yordamchi yo'q. Qarang, payg'ambarimizga aytilinyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom mumkin emas ularga ergashishligi. Lekin Alloh taolo qiyomatgacha keladigan butun insonlar uchun bir tahdid qo'yibdi, qonun qo'yibdiki, hech kim ergashmasin ularning xohishlariga. Mana yuqorida hatta tattabi'a millatahum deganida Alloh taolo ularning millatiga ergashsang, keyin ular rozi bo'ladi deydi. Endi bizga kelganda ularning xohishlariga ergashsang deyapti. Qarang, mutlaqo din millatiga emas. Ularning xohishiga ergashsiz, ular xohlagandek musulmon bo'lsiz, ular xohlagandek inson bo'ladigan bo'lsiz, unda Alloh subhanahu va taolo sizdan yuz o'giradi. Sizga ilm keldi, islom, iymon, Qur'on va hadis ilmlari keldi. Eng muborak, eng muqaddas, eng mukammal ilm, din sizda. Siz qanday qilib buni tark qilib yahud nasroniylarga ergashib ketasiz? Ularning malaylariga ergashib ketasiz? Agar ergashib ketadigan bo'lsangiz, unda siz bu Qur'on va hadisni zoya qilgan, poymol qilgan bo'lasiz. Alloh va Rasulining ilmini poymol qilgan bo'lasiz, oyoq osti qilgan bo'lasiz. Alloh va Rasulini haqorat qilgan bo'lasiz. Ularni yahud va nasroniylarni adashgan, Alloh va Rasuliga xiyonat qilgan xoinlarni Alloh va Rasulidan afzal bilgan bo'lasiz. Shuning uchun Alloh taolo sizdan yuz o'giradi. Alloh taolo sizga hech qanday yordamchilik qilmaydi va do'stlik qilmaydi. Chunki sizning do'stlaringiz, sizning yordamchilaringiz mana shu yahudiy nasroniylar bo'ldi. Dunyoda ham ular bilan birgasiz, oxiratda ham ular bilan birga bo'lasiz. Mahsharda ham birga bo'lasiz, jahannamda ham birga bo'lasiz ular bilan. Qarang, ularning xohishlariga ergashligimiz joiz emas. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi musulmonlarning o'lchovi, tarozusi yoki metri yahud nasroniylarning va ularning malaylarini xohishlari bo'lib qolgan. Ular nimani xohlasa, shunday bo'ladi. Nimani xohlamasa, shundan uzoq turishadi. Shuning uchun Alloh tarafidan hech qanday nusrat, yordam kelmayapti. Bu masalani keng tushunishlik kerak. Bu masala hozir ko'rganimizdek, ochiqchasiga yahud va nasroniylarning masalasi, ikkinchisi esa biz ichimizga tashlangan zahar, fitna urug'lari. Musulmonlikni da'vo qilib turib, Qur'on va hadisdan uzoqlashtirib turganlar. Masalan, avvalo Jahmiya, Qadariya, Shiya, Murjiya va
va shunga o'xshagan adashgan toifalar. Ular ham shunday. Ularni yo'liga ergashmasangiz, ular sizdan rozi bo'lmaydi. Siz shiya bo'lmasangiz, shiya hech qachon sizdan rozi bo'lmaydi. Mu'tazila bo'lmasangiz, mu'tazila hech qachon sizdan rozi bo'lmaydi. Qabrparastlar, siz qabrparast bo'lmasangiz, sizdan rozi bo'lmaydi. Ruhparast bo'lmasangiz, ruhparastlar sizdan rozi bo'lmaydi. Butun botil yo'lning ahli mana shunday. Keskin qilib, qat'iy qilib qonun qo'ygan. Yo bizdek bo'lasan, yoki biz sendan rozi bo'lmaymiz deb. Ne atrofingizga qarang, bo'lib turgan narsalarga. Buni shohidi bo'lasiz. Ular haq yo'lga, islom yo'liga, tavhid yo'liga, Qur'on hadis yo'liga kelmasa, biz nima uchun bid'at yo'liga, xurofat yo'liga, shirk yo'liga kelishligimiz kerak? Nimaga ularga ergashligimiz kerak? Alloh aytayaptiki, sen kimga do'st bo'lmoqsan? Shu bid'atchilar, mushriklar, xurofatchilar, fosiqlarni do'stligini qabul qilasanmi, Allohni do'stliginimi? Ularning do'stligini qabul qilsang, Alloh sendan yuz o'giradi. Agar Allohni do'stligini qabul qilsang, ular sendan yuz o'giradi. Albatta biz aytishligimiz kerakki, hasbunallohu va ni'mal vakil. Alloh bizga yetarlidir va qanday ham yaxshi vakil bo'ldi Alloh taolo. Alloh bizga do'st bo'lsa, yordamchi bo'lsa kifoya qiladi. Boshqa hech qaysingizdan ta'sirlanmang. 121-oyat. Allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqo tilawatihi ulayka yu'minuna bih va man yakfur bihi fa ulayka humul khosirun. Biz ularga kitobni keltirgan kishilar kitobni tilovatining haqqicha tilovat qiladigan holatlarida. O'shalar kitobga iymon keltiradigan kishilardir. Va kimda-kim kitobga kofir bo'lsa, o'shalar ular zarar ko'ruvchilardir. Suyuti aytayaptilar, allazina ataynahumul kitaba mubtadaun. Mana biz ularga kitob keltirgan kishilar degan kalimalar mubtado bo'lyapti. Yatlunahu haqqo tilovatihi. Uni tilovatining haqqicha tilovat qiladilar degan jumla ayyaqraunahu kama unzila. Qanday nozil qilingan bo'lsa shunday o'qiydilar. Va jumlatu halun, bu jumla hal bo'lyapti. O'qiydigan holatda. Va haqqo nusiba alal mastari. Haqqo tilovatidagi haqqo esa mastarlikka ko'ra mansub bo'ldi. Ya'ni maf'ulun mutlaq bo'lyapti. Val xabaru mubtadoning xabari ulayka yu'minuna bihi. O'shalar Qur'onga, kitobga iymon keltiradilar. Nazala fi jama'atin qadimu min al-habashati va aslamu. Habashistondan kelib islomni qabul qilgan jamoat to'g'risida nozil bo'ldi. Va man yakfur bihi ay al-bil kitabi al-mu'ta. Kimiki keltirilgan kitobga iymon keltirsa, bian yuharrifahu uni tahrif qilishlik bilan, uni o'zgartirib, buzishlik bilan kofir bo'lsa, fa ulayka humul khosirun. O'shalar ular zarar ko'ruvchilardir. لِمَسِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ. Ularga abadiy qilingan jahannamga qaytganlari uchun, qaytadigan yerlari abadiy jahannam bo'lganligi uchun eng katta zarar ko'ruvchilar mana shulardir. Kengroq tafsir qiladi. Avvalo bu oyat kim to'g'risida nozil bo'ldi? Ikkita qavl bor. Birinchisi mu'minlar to'g'risida. Payg'ambarimiz alayhisalomning ummati to'g'risida nozil bo'ldi. Alloh aytayaptiki, biz ularga kitobni berdik, keltirdik, ular kitobni tilovatining haqqicha tilovat qiladilar deb Alloh taolo maqtayapti. Payg'ambarimiz alayhisalomning ummatini maqtayapti Alloh taolo. Ikkinchi qavl esa ahli kitob to'g'risida nozil bo'ldi. Ahli kitoblardan ba'zilari, ahli kitobning ichidan islomni qabul qilgan kishilar, Qur'onga iymon keltirgan kishilar. Shularni aytayapti. Ahli kitobdan ba'zilari shunday kishilariki, ularga biz kitobni keltirdik, ya'ni Qur'onga iymon keltirishlik baxtini, saodatini nasib qildik. Ular Qur'onni tilovatining haqqicha tilovat qiladilar va unga ishonadilar, deyapti. Lekin natijada mana kim bo'lsa bo'lsin, Qur'onga iymon keltirganlar haqida Alloh taolo xabar beryapti va maqtayapti. Haqiqatan ham Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatga mana shu kitobni, Qur'oni Karimni jo'natdi, nozil qildi. Bu biz uchun, butun insoniyat va jinlar uchun Allohning nihoyatda katta ne'mati edi.
Unga biz albatta qancha shukr qilsak oz, qo'limizdan kelganicha uni o'qib amal qilishligimiz kerak. Shunda biz kitobning haqqini ado qilib turgan bo'lamiz. Lekin biz Allohning kitobini tark qiladigan bo'lsak, o'qimasak, amal qilmasak, unda zolimlardan, zarar ko'ruvchilardan bo'lib qolamiz. Qarang, oldingi oyatdan keyin bu oyatni keltirib Alloh taolo aytayaptiki, biz sizlarga kitobni keltirdikmi, uni tilovatining haqqicha tilovat qiladigan bo'lishlaringiz kerak deyapti. Sizlar yahud nasroniylarga ergashib ketmanglar. Ularni rozi qilaman demanglar, ularning qonunlariga, ularning urf-odatlariga ergashib ketmanglar. Sizlarga biz kitob keltirdik. Uni tilovat qilinglar tilovatini haqqicha. Yatlunani ikkita tafsiri bor. Biri yaqrauna tilovat degani, ikkinchisi yattabiuna degan ma'nosi bor. Yatlu yatba'u yattabi'u degan ma'nosi ham bor. Agar yattabi'u desiz, biz kitob keltirgan kishilar bu kitobga unga ergashishlikning haqqicha ergashadilar. Tala shu ittibo degan ma'noda keladi. Val qomari iza tala hadis. Oyga qasam deyapti Alloh taolo. Unga ergashganda deyapti. Talaha qarin ittaba'aha. Demak bu insonlar Qur'onga ergashishlikning haqqicha ergashadilar. Alloh taolo qanday ergashishlik talab qilgan bo'lsa shunday ergashadilar. Ana undan keyin xabarini eshiting. Buni xabari nima? Buni xush xabari nima? Ulayka yu'minuna bihi. O'shalar kitobga iymon keltiradilar deyapti. Siz Qur'onga haqqicha ergashasiz, keyin mu'min hisoblanasiz. Qur'onga ergashmasangiz, yo fosiqsiz, munofiqsiz yoki mushrik, kofirsiz. Da'volaringizga e'tibori yo'q. Har kim og'zida shirin gaplarni gapiraveradi. Yahudiy, nasroniylar, kommunistlar ham hammasi biz yaxshi insonmiz deydi. Yatluna agar yaqrauna tilovat, qiroat degan ma'nosida bo'lsa, qiroatning haqqicha tilovat qiroat qiladilar bo'ladi. Ya'ni qanday nozilgan nozil bo'lgan bo'lsa, shunday o'qishlik, ya'ni tilovat, qiroat ilmlari, tajvid ilmlari. Qarang, tajvidning ahamiyati. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni qanday nozil qilgan bo'lsa, shunday qilib o'qishligimiz kerak. Masalan, iza jaa nasrullohi. Qarang, Allohning nusrati kelganda deyapti Alloh taolo. Shunga biz Nasrullohi deb sotni chiqarishligimiz kerak. Shunda nusrat bo'ladi, Allohning yordami kelganda bo'ladi. Lekin biz qiroatning haqqini bermasak, sotni sing qilib qo'ysak, iza jaa nasrullohi desek, nima bo'ladi? Avom uchun farqi yo'q, bir xil ikkalasi. Lekin ma'nosi o'zgaradi. Allohning buyruti kelganda bo'lib qoladi. Nasrun buyrut degani. Nasrun sot bo'lsa yordam degani. Nasrun esa burgut degani. Alloh taolo sizga aytayaptiki, Allohning yordami kelganda deyapti. Siz bo'lsa o'qiganingizda Allohning burguti kelganda deyapsiz. Tavrotdan, Injilda ham mana shunday qilib buzib yuborishgan. Va shuni bilingki, hozir yahud nasroniylar Qur'onni buzishlik uchun tajvid ilmlarini buzishlikka harakat qilishyapti. Masalan, aytishyapti, sin bilan sotni nima farqi bor? Farqi yo'q-ku deyapti. Farqi yo'qligiga sizni ishontirgandan keyin, aldagandan keyin yaxshilab o'rgatib, keyin shu nasrun yerida nusrat yordamdi, burgut deydi, Allohni burguti. Shunda qarabsizki, Qur'onni ertakka aylantirib yuboradi. Hech aqlingizga kelmagan gaplar, hayron qolasiz. Bu gaplar, bu kalimalar, bu ma'nolar qayerdan kelyapti deysiz. Shuning uchun tajvid ilmi farzdir. Tajvid ilmi farz. Har bitta mu'minga farz. Ixtiyoriy masala emas, xolasa o'rganamiz, xolasa o'rganmaymiz. Vaqtimiz bo'lmayapti, ishimiz ko'p, tashvishimiz ko'p, bola chaqali odammiz degan bahona o'tmaydi. Alloh taolo maqtayapti mana. Biz kitob bergan kishilar uni qiroatining haqqicha qiroat qiladilar, o'shalar iymon keltiradi deyapti. Bo'lmasam, oyatlarda shunday yerlari borki, siz tajvid qonunlarini buzsangiz, kofir bo'lib qolasiz. Dindan chiqib qolasiz. Ya'ni fisq amal qilib turganingizda shak yo'q. Allohning kalomini buzib o'qisangiz, bu juda katta jinoyatku bu. Mana biz oddiy bir insonmiz, maxluqmiz. Bizi gapimizni, bizi xatimizni bir inson
ne doğru okusa, ne doğru mana çıkarsa, kança gazabımız geledi. Şimdi Rabbul Alemin'de kitabını büzüp okusayız. Mutlaka begane, alakası bulmayan manaları gibi buruarsayız. Allah'ta gazabı gibi kalmayasız mı? Şunun için kıraat ve tecvid ilimleri gibi ahemiyet veriştik gerek. Allah Teala onları mahta yaptı ve o şeyler iman getirdi yaptı. Endi qiroatning haqqicha Qur'onni o'qishlikning haqqicha o'qiydilarni yana bitta tafsiri shuki Qur'onning o'qilishlik haqqi nima? Birinchisi tajvidli o'qishlik, ikkinchisi tafakkur qilib o'qishlik, uchinchisi amal qilishlik, to'rtinchisi da'vat qilishlik, beshinchisi istiqomat qilishlik. Mana shu 5 ta haqqi bor. Alloh taolo shuni aytayapti. Biz kitob bergan kishilar 5 ta haqqini ado qilib, 5 ta haqqini bajargan holatda Qur'onni o'qinglar, o'qidilar deyapti. Agar 5 ta haqqini ado qilmasangiz, zolimlardan bo'lib qolasiz. Qur'onni zoyi qilgan kishilardan bo'lib qolasiz. Qur'on sizni la'natlaydi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Qiyomat kunida sizni zararingizga hujjat bo'ladi. Sizi zararizge şahit güvah buladı. Ya Rabbi bu beni okumadı dedi. Beni yatlamadı. Beni amel kımadı. Beni davet kımadı. Beni tatbik kımadı dedi. Benden yüz ögürdü dedi. Şu beş de hakkını kısık. Kıraat tecvidli okuyumuz. Tefekkür kılamız. Amel kılamız. Davet kılamız. İstikamet kılamız. Şunda ulaike yu'minune bihi. O şeyler Kur'an'a iman keltirediler deyipti Allah Teala. Şunda imanınız mükemmel buladı, mükemmel mumun bulasız bargen sarı dereceyiz belend buluradı. Ve men yekfur bihi, ve kimdekim Kur'an'a kafir bulsa, fe uleyke humul khasirun, o şeyler ula zarar görücülerdir. Halin kafir buluşu da kıska yine aitip koydu. Kimi ki inkar kısa, karşı çıksa, yüzü gürse, muhalefet kısa ula zarar kılı yaptılar. Dünyada ve ahirette yani. Kur'an içi bütün güzellikler, faydalar, menfaatler bilen tola bo'lgan kitaptır. Onun güzellikleri, faydaları kıyamet geçer, bitmeydi, tügemeydi. Bütün insanlar işini taşıp, fakat yine Kur'an'daki güzellikler, faydalar, örgenişlikke meşgul olsa bitirer miydi şundayım? Şundayken siz Kur'an'da terkileştik izbilen dünyada mı o yüzden zulüm kılıyapsız? Bütün yaşlılıktan mahrum buluyapsız ve kabirden başlarına yaptı harlık, azaplar. Ahirette hem cehennemge ve diyen otun bulu yapsız. Kur'an'dik bütün faydalarının menbesi kanı bugün, bütün güzellikler, saadetinin menbesi, mercesi bugün, kitaptan yüzü girgen insan, en cahil, en gafil, en ahmak, en akılsız insan mes mi? Karin kafirler, Müslümanlarımızı kendi haletke alıp geldi. Sahabeler zamanında hemesi Kur'an'da çünüşer idi. Men arabiyman hayotimda alif ta ham tanimaganman demasiydi. Qo'lidan kelganicha Qur'onni o'rganib, amal qilishlikka harakat qilishar edi. Lekin hozir musulmonlarda qarang, 1000dan biri, 10.000dan biri chiqadi, 10.000dan yoki 100.000dan biri chiqyapti. Qur'onni tushunadigan kishilar. Boshqa hammasi g'aflatda. 122-chi oyat. Ya bani Isroil, zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ey İsrail oğulları, ey Yakub Aleyhisselam'ın oğulları, sizlerge inam kılıp bergen nimetlerimi isleyler. Ve ben sizlerini bütün alemlerden afzal kıyanlığımı isleyler. Bu ayet yukarıda öttü tefsirleri bilen. Allah Teala bana tarihi vakiyeni isleti yaptı. Ben İsrail'e kançanın nimetler bir odu. Bu Yahud Nasraniler Allah'tan üyelsin, Allah'ın nimetlerine nankörlük kımasın ve peygamberlerine ilgeçken vakitleri de bütün alemlerden afzal bu genlikleri, Allah'tan derecelerini kötergenliğini islet yaptı. Ve bizge ve bizden kingilerge hem ibret bol yaptı ki, biz ulan hatasını kımasligimiz gerek. Ve biz hem bütün alemlerge afzal buluştuğumuz için peygamberlerge, ulamalarge ilgeçliğimiz gerek. Suyuti hamati yaptılar bana. Taqaddama misluhu. Bunga o'xshagan ayet o'tdi. Buni tafsiri o'tdi. Deyaptılar. Kirme yaptılar. Biz hem kirmeylik. Tekrarga hacet yok.
kim xohlasa avval o'tganida o'sha yerga takror qaytib eshitsin darslarni. 123-oyat. Vattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a va la yuqbalu minha adlun va la tanfa'uha shafa'atun va la hum yunsarun. Bir nafs biror nafs tarafidan biror narsaga kifoya qilolmaydigan va bir nafs tarafidan boshqa bir nafsga hech qanday adl fidokorlik qabul qilinmaydigan va birorta nafsga shafaat foyda bermaydigan va ularga hech qanday yordam berilmaydigan kundan qo'rqinglar deyapti Alloh taolo. Tafsirida Suyuti aytayaptilar: "Vattaqu xofu yawman" shunday kundan qo'rqinglarki, la tajzi la tughni, qarang, behojat qilolmaydi, kifoya qilolmaydi. Nafsun an nafsin fihi, o'sha kunda bir nafs boshqa bir nafs tarafidan birorta bir foyda berolmaydi unga. Shay'an biror narsada, ya'ni biror narsadan behojat qilolmaydi, biror narsada unga kifoya qilolmaydi. Va la yuqbal minha adlun fidaun, nafs tarafidan fido, adl, fidokorlik qabul qilinmaydi. Va la tanfa'uha shafa'atun, shafa'at unga foyda bermaydi. Va la hum yunsarun, va la yordam berilmaydilar. Yumna'una min azabillahi, ya'ni Allohning azobidan man qilinmaydilar. Allohning azobidan hech kim saqlay olmaydi ularni. Bu oyatga o'xshagani ham o'tdi, shuning uchun Suyuti ham kengroq tafsir qilmayapti. Biz ham chuqur kirmaymiz, lekin yana bir muxtasar bo'lgan xulosani eslatamizki, birinchidan Alloh taolo nimaga buni takrorladi? Oldin keluvdi-ku. Qur'onda bu go'zalligi, mukammalligi ayni ma'nodagi oyatlar ba'zan takrorlanadi, lekin biroz farqli bo'lib keladi. Bu ham oldingi oyatdan biroz farqli bo'lib kelyapti. Agar hozir biz buni yana tafsirlarga kirib ketamiz desak, albatta qirralari, hikmatlari ko'p. Lekin biz bu tafsir darsimiz muxtasar bo'lganligi uchun unchalik chuqur kirmayapmiz. Vaqtimiz ham tor. Keyin katta tafsirlarni o'qiganimizda yana ham chuqur kiramiz inshaalloh. Lekin nima uchun takror kelyapti? Ibn Kasir aytadilarki, yuqorida Bani Isroilga qancha xitoblar bo'ldi, keyin Alloh taolo boshqa masalalarga kirib ketdi-da, haligi ne'matlarni eslatishlik bilan hozirgi oyatlarni o'rtasida biroz zaman o'tdi. Ya'ni ancha oyatlardan beri Alloh taolo eslatmayapti. Shuning uchun yana takror keldiki, eslatishlik uchun ne'matlarimni eslanglar deb. Boshqa ulamolar aytadiki, faqatgina bir eslatishlik uchun emas. Alloh taolo yana o'zini buyuk hikmat ilmi bilan qanchadan qancha hikmatlarni bayon qilishlik uchun, ham ne'matini eslatishlik uchun, ham qo'rqitishlik uchun, ham insonlar sal o'zini yig'ishtirib olsin, qanday holatda ularni ogohlantirishlik uchun, ularni xatolardan qaytarishlik uchun va keyingi ummatlarga mana ibrat bo'lsin, bu xatolarga tushmaslik uchun Alloh taolo yana takrorlayapti buni. Demak, qiyomatda hech qaysi nafs biror nafsga foyda bera olmas ekan. Nafsun kalimasini qarang, nakira bo'lyaptimi? Birorta payg'ambar birorta insonga yordam berolmaydi. Birorta avliyo birortasiga yordam berolmaydi. Ota bolasiga, bola otasiga yoki ona bolasiga yordam berolmaydi. Hech qanday narsada kifoya qila olmaydi. Aytolmaydiki, masalan, ey Robbim, uni o'rniga menga jazo bergin deyolmaydi. La tajzi nafsun an nafsin shay'a degani, siz borib bir nafsga bo'layap turgan zararni ketkiza olmaysiz. Va sizi tarafingizdan bir adl ham qabul qilinmaydi. Masalan, bir nafs aytsaki, bir inson aytsaki, ya Robbi, meni jahannamga tashlama, nimani so'rasang beraman, dunyoni to'ldiradigan oltin beraman, siz qabul qilinmaydi. Yoki boshqa bir inson aytsaki, ya Robbi, shuni azob bermasliging uchun dunyoni to'ldiradigan oltin beray desa qabul qilinmaydi. Va bir kishi bir kishini shafaat qilaman desa, qarang, shafaati foyda bermaydi, deyapti. Aqida kitoblarida o'qidik, Mu'tazila shu oyatni noto'g'ri tushunib aytadilarki, demak, shafaat foyda bermas ekan deydi. Biz aytamiz, boshqa oyatlarda shafaatning foyda berishligi aytilingan. Buni qanday tushunamiz? Ya'ni shafaatning hammasi lillah, Allohga xosdir. Alloh taolo kimga izn bersa, kim uchun izn bersa, shunga shafaat bo'ladi. Payg'ambarlarning shafaat qilishi aniq. Lekin kimni shafaat qiladi? Ana unisi Allohning izniga bog'liq. Ya'ni payg'ambarlar o'zi xohlaganda shafaat qila olmaydi. Alloh taolo ko'rsatgan, izn bergan kishilarni shafaat qiladi.
Yani bazı ayetlerde şefaatı varlığı getirilmedi. Bu ayette وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَعَةٌ Şefaat fayda vermedi diyebdi. Mutlak kılıp. Yani iki ayet kendi çünemiz. Bir tane şefaat fayda kılmedi diyebdi. Bir tane fayda veren diyebdi. Bunu şimdi çünemiz ki Allah izin vermese hiç kendi şefaat fayda kılmedi. Hiç kim hiç kimi şefaat kılmedi. Allah izin verse yine peygamberler, evliyalar, salihler, şehitler, hafızlar, alimler, ferişteler şefaat kıladı. Bu mesela kim idi? Demek şefaat meselesi yine tevhid meselesi iken şefaat meselesi bizi yine Allah'a bağlayıptı. Peygamberge sığınışlıkmez. Cahil Müslümanlar şefaat meselesi de peygamberlerge sığınadı. Şefaat ya Resulallah. Ya Resulallah bizi kutkarın. Ya Resulallah bizi o yüzüge yakın ümmetten kılın dedi. Demek ki bu dekili yapsan siz şefaat kısın diyepten dedi. Sen Resulullah şefaat kılıçlığını haklasın, tevhidde bul. Ya Allah deyin, Allahümme deyin, ya Rabbi deyin. Fakat yine Allah'a bağlangın. Tevhidde bugün Allah'a mahkem bağlangın. Ki Allah Teala peygamberi emir kıladı şu kulümü şefaat kıyın. Lekin siz peygamberi yakınlaşamandır. Naşari yollardan yakınlaştık hareket kılıp ondan medet sorasız. Onu gayipte biledir siz, kutkar uçudur siz. Onda Allah'a şirk kildirgen bulasız. Allah Teala sizge gazap kıladı, razı bulmaydı. Peygamberlerin hiç kersinizi sizi şefaat kılmaydı. وَلَهُمْ يُنْسَرُونَ Allah yardım vermese hiç kim hiç kimge yardım verilmeydi. 124. ayet وَاِذِي بِتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَاِذْ Yukarıda köp geldi, esliler. Esliler o şende İbrahim'ni onun Rabbisi imtihan kıldı kelimeler bilen. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbisi Allah Teala onu bir neçe kelimeler bilen, yani büyürükler bilen imtihan kıldı. فَاَتَمَّهُنَّ İbrahim Aleyhisselam şu zahatı onlarını mükemmel kılıp becerdi. Allah etti ki elbette men seni insanlara imam kılıçmen. İmam kılamen seni. İbrahim Aleyhisselam etti. Zürriyatımdan hem. Beni zürriyatımdan, neslimden hem imam kıyın dedi. Allah etti ki ahdim zalimlerge yetmeydi. Beni vaadem zalimlerge varmaydı. Zalimlerge tegişliymez. Zalimlerge tegişli bulmaydı. Yani zalimler imam bulmaydı. Zürriyatini imam kılamanı, lakin zalimlerini imam kılmayman. Suyuti'nin tefsiri vazgur izi bitala ihtabara İbrahim'e. İslagin o şende bitila yani ihtabara. Yani imtihan kıldı İbrahim'ni. Ve fi kıraatin İbrahim'e. Bazı kıraatlarda İbrahim'mez İbrahim dediler. Rabbuhu bi kelimatin. Yani İbrahim'nin Rabbisi bir neçe kelimeler bilen imtihan kıldı. Bi avamira ve nevahin. Buyruklar ve nahiler bilen. Bazı nesillerce buyurdu, emir kıldı, bazı nesillerden men kıldı. Kellefehu biha. Allah Teala şu nesillerini İbrahim Aleyhisselam'a yükledi. İbrahim Aleyhisselam mükellef buldular. Qilehye menasikul hacci. Bazı müfessirler etti ki bu kelimatlardan murat hac ibadetleridir. Ve qilel mazmazatu vel istinşaku ve sivaku ve kassu şerib ve farku şe'ri ve kalmul ezafir. وَنَتْفُ الْاِبِتِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِيْتَانُ وَالْاِسْتِنْجَةِ Yine bazı alimler etti ki, mezmeze, ağız çaykaçlık, taharetteki, istinşak, burun çaykaçlık, ve misvek işletişlik, ve moylabını kıskarttırışlık, saçını ortasından açışlık, ve tırnaklarını alışlık, koltuğdaki, koltuktaki cünlerini alışlık, avratdagi junlarni halq qilishlik va xatna qilishlik va istinjo mana shu masalalar, ya'ni fitratdan bo'lgan narsalar. Payg'ambarimiz alayhisalom hadisda aytadilarki, 10 ta narsa fitratdandir, butun payg'ambarlarning sunnatidir deyiladi. Ba'zi ulamolar aytadi, bu kalimalardan murod mana shular deydi. Kanal aula an yatawaqqafa al hadis عن الابتلاء بالكلمات
inde evamiri din ve nevahihi. Suyuti yaptılar ki, gapimiz, suhbetimiz, yani Allah Teala kelimelerle imtihan kılıçdaki doğrusu gapimiz, dinin büyüklükleri ve nehiyleri aldı da tohtaşlığı evladır, yaşıraktır diyetti. Yani biz mutlaka kılıp Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir neçe neselerde büyürdü, bir neçe neselerde men kıldı. Diştikimiz en doğrusu. Lekin hac ibadetleri desek doğru bu muydu? Ya ki taharat desek doğru bu muydu? Yani fakat yine hac ibadeti desek. Fakat yine taharat desek doğru bu muydu? لأن القرآن الكريم لم يعين الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan kılgan kelimelerini muayyen kılmadı, aytmadı. وَاِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ نَاشِئٌ عَنْ تَحْدِيدِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ. Alimlerin ihtilafı hem şu kelimelerini çigerleştik. Bu kelimeler ne ekenliği doğrusundan kelip çıkı yaptı. Ve Suyuti doğru ayet yaptılar. Hakikaten ama Allah Teala muayyen kılmadı mı? Bizden muayyen kılmayalık. فَاَتَمَّهُنَّ اَدَّهُنَّ تَامَاتٍ. İbrahim Aleyhisselam bu kelimelerini, büyüklerini tamami mükemmel halette eda kıldılar. قَالَ تَعَلَى لَهُ Allah Teala şunda bu kişi geldi ki اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَ Elbette ben seni insanlara imam kılıkçı ben قُدْوَةً فِي الدِّن Yani dinde seni rehber kılmakçı ben. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ اَوْلَادِي اِجَعَلْ اَيْمَّةً İbrahim Aleyhisselam ettiler ki beni zürriyetimden, evlatlarımdan hem imamlar çıkardı giyindiler. قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِي بِالْاِمَامَةِ اَظَّالِمِينَ الْكَافِرِينَ مِنْهُمْ Allah Teala etti ki min ahdim yani imam kılaman degen fa'dem sözüm zalimler yani senin zürriyetin içindeki kafirlerge yetmeydi. دَلَّ عَلَى اَنَّهُ يَنَالُ غَيْرَ الظَّالِمِ Şimdi şu ayet dalalet kılıyordu ki Allah'ın va'dası zalim bulmayan kişilerine yetişerken. Ayetlerini kengirah tefsirlesek bu ayette Allah Teala tarihte ötken mükemmel bir mümin doğrusu da büyük bir peygamber doğrusu da İbrahim Aleyhisselam doğrusu da haber veriyordu. Hem bize tarihi vakıya doğrusu da haber veriyordu. İbrahim Aleyhisselam'ını tanıştırıyordu. Ve bize ibret bulsun diyordu. İbrahim Aleyhisselam'dan biz örnek alıştığımız gerek. Namuna alışlığımız gerek. İbrahim Aleyhisselam'a ergeçliğimiz gerek. Şunun gücü ayeti yaptı Allah Teala. Mene görüp koyulik hakiki mumun kendi buladı. Ve biz hakiki mumun müzik mükafatı kendi buladı. Buladı görüp koyulik, eşit koyulik. Mükemmel halette emel kılamız ki Allah Teala bizi iman kıladı, rehber kıladı. Ama kimi ki zalim bulsa, ular rasva buladı, ular har buladı. Bütün tarihki karasız, köresiz bunu. Sahabalar da hayatı diyem görürsünüz. İbrahim ne dedi yani? Bazı tefsirlerde ulamalar dedi ki İbrahim Arapçasıyla Abun Rahimun diye yani. Yani mehriban ata diye yani. Elbette bu Suriyani dili de şundik. Ve ayet dediler ki bazen şimdi Yahudiler de tilibler Arap dili birbirine okşap giderdi bazı yerlerde. Yani İbrahim diyenizde Abun Rahimun diye yapsın ki Rahim mes Rahim. Okşap kiti yaptı. Bir neçe müfessirler tefsirlerde zikir kıladı. Vallahu alem. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan kılı yaptı. İbrahim Aleyhisselam dedi büyük peygamber de imtihan kılı yandan ki sizi biz diyem imtihan kıladı. Tayyar bulun daim imtihan gel. Bu din kıyınarken Allah Teala imtihan kılarken değil mi? Kafirler diyem imtihan kıladı. Hemen imtihan kıladı Allah Teala. Lekin yaxshi yo'lda bo'lsiz, yaxshi imtihon bo'ladi, yomon yo'lda bo'lsiz, yomon imtihon bo'ladi. Kalimat to'g'risida kalimalar to'g'risida ko'rdilaringiz, ixtiloflar bor. Ba'zilar haj ibodatlari dedi, ba'zilar tahorat masalalari dedi. Ba'zilar esa o'g'lini so'yishlik masalasi dedi. Ba'zilar yana boshqa qavullarni aytgan. Lekin Suyuti aytgandek, muhaqqiq mufassillar aytadiki, biz ta'yin qilmaymiz. Aytamiz ki Allah'ın buyrukları ve nahiyleri deyimiz. Şunda o zaman hepsi içiye kirp kete uğradı. Hac ibadetleri hem taharat meseleleri hem kirp kete uğradı. Lekin şunun içiye kirip yaptırıyorlar da içi de şu 10 tanesi buldu mu fitretten bu yanlarsa Peygamberimiz Aleyhisselam aşaratun minel fitreti dediler. Bu neselere ehemmiyet verişlik gerek. Karim mezmeze istinşak, taharat kıyında ağız yuvuşlik, bürünçeye kaçlik,
Mana misvak ishlatishlik, istinjo bu masalalar faqatgina bizi shariatimizda Muhammad alayhisalomning o'rgatgan shariatdagida mavjud bo'lgan narsa emas ekan. Ibrohim alayhisalomdan beri bo'lib turgan narsa. Balki Ibrohim alayhisalomdan oldingi payg'ambarlar ham qilgan buni. Shuning uchun biz bu narsalarni yahud nasroniylardan ham butun kofirlardan talab qilishligimiz kerak. Tahorat qilmaslik butun payg'ambarlarga xilof qilishlikdir. Misvak ishlatmaslik butun payg'ambarlarga xilof qilishlik. Mo'ylovini qisqartirmaslik, uzun qilib labiga tushadigan darajada, labini to'sadigan darajada uzun qilishlik butun payg'ambarlarga xilofdir. Tirnog'ini olmaslik, erkak bo'lsin, xotin bo'lsin, butun payg'ambarlarga xilofdir. Va bu avrat yerlardagi qo'ltiq tagidagi junlarni olmaslik butun payg'ambarlarga xilof va xatna butun payg'ambarlarga, butun dinlarga, butun shariatlarga xilofdir. Xatna qilmaslik. Xatna qilishlik kerak. Alloh taolo imtihon qiluvdi, Ibrohim alayhissalom hammasini mukammal qilib bajardilar. Demak, biz Allohning butun buyruqlariga tayyor bo'lishligimiz kerak, mukammal qilib bajarishligimiz kerak. Dushmanlarimizdan ta'sirlanmaylik. Ibrohim alayhissalomga mosonmas edi amal qilishlik, dushman ko'p edi. Ya'ni bizning zamonga qaraganda Ibrohim alayhissalomniki qiyinroq edi. Hozir dunyoda 2 milliard musulmon bor. Ibrohim alayhissalom zamonida barmoq bilan sanaydigan darajada islom ahli bor edi. Va Ibrohim alayhissalomning qarshisida Namrud bor edi. Shunda ham mukammal holatda amal qilyaptilar. Biz aytmaylikki, Ibrohim alayhissalomlarga oson bo'lganda, biz zamonimizda Amerika bor, Rus bor, falonpiston demang. Ibrohim alayhissalomning holati sizikidan ham qiyin edi, lekin mukammal qilib bajardilar. Shu mukammal qilib bajarganligi uchun Alloh taolo aytayaptiki, albatta men seni insonlarga imom qilaman, deyapti. Haqiqatan ham Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni imom qildi va Ibrohim alayhissalomdan keyin kelgan butun payg'ambarlar Ibrohim alayhissalomning millatidadir. Millatu Ibrohim, Ibrohim alayhissalomning millati. Biz ham Ibrohim alayhissalomning millatidamiz. Alloh taolo bizga amr qilgan, Ibrohim alayhissalomning millatiga ergashinglar deb. Qarang, butun payg'ambarlar o'kishiga ergashyapti. O'zidan keyingi keladigan butun insoniyatga rahbar bo'lyapti, imom bo'lyapti. Mu'minlar uchun albatta. Yahud nasroniylar ham Ibrohim alayhissalomga muhabbatni da'vo qilishadi. U kishini yo'lidaligini da'vo qiladi, lekin kazzob ular. Ular Allohning buyruqlarini bajarmayapti, nahiylaridan qaytmayapti-ku ular. Qanday qilib Ibrohim alayhissalomning yo'lida bo'ladi ular? Ibrohim alayhissalomdek amal qilishlik va amal qilganingizda mukofotini ko'ring. Alloh taolo sizni imom qiladi, albatta imom qiladi sizni. Sahobalarni ko'ring, sahobalar kim edi islom kelishdan oldin? Sahrolarda yashagan, o'zini zamondagi madaniyatdan, taraqqiyotdan uzoq qolgan insonlar edi. Islom kelgandan keyin hamma sohada butun insoniyatga imom bo'lishdi. Shunda imom bo'ldiki, bizning zamondagi insonlar ham hayron qolyapti ulardagi kamolatlarni ko'rib. Qiyomatgacha imom bo'lib qolishdi ular. Mana Buxoro diyorlari, o'zimizning diyorimizga qaranglar. Islom kelishdan oldin quyosh paras, oy paras, o't paras nimani ko'rsa ibodat qilyapti turgan bir johil insonlar edi. Hech qanday bir sharaf izzati yo'q edi u millatlarni. Lekin islomni qabul qilgandan keyin qancha olimlar chiqdi, qancha imomlar chiqdi. Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar, Imom Burhoniddin Marg'iloniy, Abu Lay Samarqandiy, Imom Nasafiy sanab bitira olmaysiz-ku. Qarang qanchalik imomlar chiqyapti. Imom qiladi Alloh taolo. Allohning va'dasi bu. Siz ham Qur'on hadisni mahkam ushin, albatta Alloh taolo sizni imom qiladi. Endi Ibrohim alayhissalom nima deyapti shunda? Va min zurriyati, meni zurriyatimdan ham imom chiqargin deyapti. Ibrohim alayhissalom qarang, farzandini, naslini, zurriyatini qanday o'ylayaptilar. Demak, biz ham Ibrohim alayhissalomga va boshqa payg'ambarlarga ergashib, naslimizni o'ylashligimiz kerak. Farzandlarimiz qanday bo'ladi? Farzandlarimizni imom qilib yetishtirishlikka harakat qilishligimiz kerak. Nevaralarimiz qanday bo'ladi? Chevaralarimiz qanday bo'ladi? 50 yildan keyin, 100 yildan keyin bizning naslimiz, bizning diyorimiz, vatanimiz qanday bo'ladi? Buni fikrini qilishligimiz kerak ekan. Faqatgina o'zimizni g'amimizni yeyishligimiz joiz emas bu. Qarang, avlodlarimizni, naslimizni g'amini yeyishligimiz kerak. Ularga biz mukammal dinni tashab ketishligimiz kerak.
ularga izzatni tashab ketishligimiz kerak. Ularga xiyonat qilgan holatda emas, chala dinda emas, xorlikda emas, kofirlarga itoat qilishlik, kofirlarga malay bo'lishlik tashab ketishligimiz joiz emas. Ularga imom bo'ladigan yo'lda tashab ketishlik kerak. Qani Ibrohim alayhisalom zurriyatini, uni zurriyatiga sizni biz kiramiz. Sizni bizni imom bo'lishligimizni Allohdan talab qilyaptilar. Faqat o'zini o'ylamayapti. Alloh taolo aytayaptiki, zurriyatingdan ham imomlar chiqaraman. Mana qancha imomlar chiqdi. Lekin zolimlarga meni bu so'zim bormaydi. So'z beraman senga, va'da beraman, zurriyatingdan imom chiqaraman deb, lekin zolimlarni imom qilmayman deyapti. Demak, mana kofirlar ular rahbar bo'lmaydi. Mana shirk kufrga, bidiyat xurofatga kirgan kishilar badbaxt bo'ladi ular. Shuning uchun shirk kufr bidiyat xurofatlardan uzoq turishlik kerak. Bu oyatning mana ikkita tafsiri bor. Birinchi so'zda aytganimizdek, zolimlar kofirlarga Alloh taolo imomlik bermaydi. Bu bir. Ikkinchisi, ulamolar yana bir nozik bir hukm chiqaradilarki, Alloh taolo shu yerda la yanal wahdil kafirin demadi, zolimin dedi. Demakki, bir hukumat siyosat masalasiga yoki shuni boshqaruv sohasiga qo'yganingizda bir inson zolim bo'lsa, u imom bo'lolmaydi, rahbar bo'lolmaydi, amir bo'lolmaydi, agar zolim bo'lsa. Musulmon bo'lsa ham rahbar bo'lolmaydi u. Butun ulamolar shu oyatdan dalil qilib aytadiki, demak, xalifa, amir adolatli bo'lishlik kerak. Eng muhim shartlardan bittasi. Zolim kishi amir bo'lishligi, xalifa bo'lishligi, rahbar bo'lishi mumkin emas. Bu bir. Ikkinchidan, zolim bo'lgani bilan ham Alloh taolo uni qo'lidan oladi. Qarang, musulmonligi kifoya qilmas ekan. Mana islom tarixiga qarang, qancha shonu shavkatli podsholar kelgan, zulm qilganda Alloh taolo ularni yo'qotib yuborgan. Musulmonligi masjid madrasa qurganligi foyda bermadi ularga. Zulm qildi, zulmi ularni yo'qotib tashladi. Yana bir nozik tafsirdir keltiradi ulamolar, aytadiki, demakki, bir hukumat agarchi kofir bo'lsa ham zulmdan saqlansa, insonlarga zulm qilmasa, uni hukumati davomli bo'ladi. Abadiy bo'ladi degani emas. Boshqa hukumatlarga nisbatan davomli bo'ladi. Ya'ni bir musulmon hukumat, musulmonu, lekin zulm qilyapti. Uni umri qisqa. Bir hukumat kofir hukumat, lekin zulm qilmayapti. To'g'ri, eng katta zulm bor, shirk, kufr bor, lekin insonlarga zulm qilmayapti. Insonlarga xizmat qilyapti. Buni hukumati davom etadi. Tushundingizmi? Masalan, 100 yil, 500 yil, 1000 yillar bo'lmasa ham, lekin zolim musulmon hukumatiga nisbatan zolim bo'lmagan hukumat, zolim bo'lmagan kofir hukumat ko'proq davom etadi. Tarixga qarasangiz buni ko'rasiz. Shuning uchun Alloh taolo mana bu haqiqatlarni, siyosiy va hukumat masalalarini bayon qilib, la yanal wahdi zolimin, meni so'zim zolimlarga yetmaydi, deyapti. Zolimlar hukumat qila olmaydi, deyapti. Demak, mana iymon ne'mati bilan sharaflanganimizdan keyin zulmdan saqlanishligimiz kerak ekan. Zulm bizni xor qiladigan narsadir. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyama." Zulm qiyomat kunida zulmatlardir, qorong'iliklardir dedilar. Dunyoda ham oxiratda ham qorong'ilikda qolasiz, adashasiz, gumroh bo'lasiz, o'zingizni xor qilasiz, xolos. Alloh subhanahu va taolo hammamizni va butun mu'minlarni Ibrohim alayhissalomning va min zurriyati degan duolariga kiradigan, dohil bo'ladigan kishilardan qilsin.